Selam olsun canlara, ruhlara, evimin boş kodiyi getir. Nihat dayı sen buraya gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dakya Şubesi Cemevi'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Dakya Belediye Başkanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirdiği 11. Hızır Şah etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimizi biliyorsunuz geçen sene pandemi nedeniyle gerçekleştiremedik. Bu yıl tekrardan sizlerle bir arada olmak bizim için kıymetli. Onun için tekrardan bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu sene UNESCO bildiğiniz üzere 2021 yılını Hacı Bektaş Veli, Ahi Evren ve Yunus Emre yılı ilan etti. Biz de 11. Hızır Şah etkinliğimizi bu sene bu konseptle planladık. Bu çerçevede dün 45 yüzücü ile birlikte Datça'nın güzel sularında 1500 metre Sevgi Kulaça etkinliğini gerçekleştirdik. Yine Datça Belediye Başkanlığı'nın katkılarıyla. Bu sabah da Hacı Sevik Tepesi ziyaretimiz ile başlayan etkinliğimiz buradaki açılış törenimiz de 3 gün boyunca devam edecek. İşte bu güzel organizasyonu gerçekleştiren, 11. kez bizi sizlerle buluşturan, bir etkinliği 11. yaşına getirmenin gururunu yaşayan, bizlere de yaşatan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Dakya Şubesi Cemevi'nin yönetim kurulu adına açılış konuşmasını yapmak üzere Başkanı Sayın Murat Yıldırım'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Dakya Belediye Başkanım, 1200 kilometre uzakta gelen Hacı Bektaş Veli ilçesinin belediye başkanı değerli dostum bizi kırmadan çok yoğun programları olduğundan dolayı bizim bu programı da ek sırada gündeme aldı. Bu etkinliğimize katıldığı için kendilerine çok teşekkür ederim. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Datça Belediye Başkanı'na, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Basın Bölümü, Datça Belediyesi Destek Hizmetleri Basın Kültür Müdürlüğü'ne, tüm personellerine çok teşekkür ederim bizim bu etkinlikte baştan sonuna kadar bizi desteklediği için. Değerli canlar, 2010 yılında şu andaki belediye başkanımız Hüseyin Hüseyin Genel Meclis üyesiydi. Dedi ki, Sayın Başkanım burada bir türde var, bir ziyaret var, buranın adına bir etkinlik yapalım. Tabii dedi ya, ben de yardımcı olayım sizlere. Gürsel Başkanım'la birlikte o gün belediye başkanı Şener Topçan'dı. İki gün burayı temizlettiler, tertemiz ettiler. Burada çok güzel buranın adına bir etkinlik başladı.
Ama ne yazık ki daha sonra burası tadilat altında, burayı kaçak tadilat yaptılar. Şu andaki eşik taşı, 700 yıllık eşik taşını götürdüler. Daha sonra arkadaki külliyenin arkasında olan laikler vardı. Orayı da söktüler, götürdüler. Yani kendi tarihimizi, kendi dokumuzu kendimiz yok ediyoruz. Bu da gerçekten bizi çok üzüyor. Yani burası ne kadar kendi tarihiyle, kendi kültürüyle kalırsa o kadar önemli olur. Çünkü Alevi inançlarında şöyledir. Hacı Bektaş eğer ilçedeyse bir kilometre ilerisinde çilehane var. Burada da bu dergah buradadır. 2-3 kilometre ileride dile kendisi vardır. Aptal Musa'ya gidersiniz. Aptal Musa aşağıda 30 kilometre ileride uçak suyu vardır. Alevilerin dergahları muhakkak başka yerde bir işareti var. Bu hiç başka bir inançta yoktur. Yalnız Alevi inancında vardır. Bu anlamda bizler buradaki yaptığımız bu etkinliği 11.sini biz buradaki Nehzişah geçmişte 1826'dan önce burası bir dergahtı. Fakat 2. Mahmut döneminde tüm Alevi dergahları kaldırınca burası orada kaldı. Buradaki yaşayan halk o zamanlar Aleviymiş. Fakat o insanları sürmüşler Bursa'ya. Daha sonra başka insanlar gelmiş. Biz Hızlıçağ Alevi köyü demiyoruz. Fakat onlar bizim muhtaçlarımız, canımız, diğerimiz. Yani sağ olsun Hızlıçağ muhtarı ve Hızlıçağ köyleri bu etkinliğimizi başta sonuna kadar destekliyorlar. Biz onlara çok teşekkür ederiz. Değerli canlar, bu akşam saat 21'de ve cem evimizde mabet cemimiz var. Tüm canları akşamın müsait olduğu derse saat 20'de cemimize bekliyoruz. Yani bu sıcakta fazla ben sizi gördüğüm iki başkanımız var. Onlar da daha güzel şeyler anlatacaklar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Yönetim kurulardan. Teşekkür ediyoruz başkanımıza. Başkanımız da ifade etti. 11 yıl önce bu etkinliğe başlarken de yanımızdaydı. 11. yaşımızda da bizimle birlikte. Ne zaman kapısını çalsak çok rahatlıkla kendisine ulaşıyoruz. Dün yüzme etkinliğimiz vardı. Orada da yanımızdaydı. Demem o ki bizi hiç yalnız bırakmadı. Her zaman desteğini, gücünü arkamızda hissettik. İşte bu Datça'nın, bu güzel Datça'nın böyle güzel belediye başkanı var Sayın Gürsel Uçar. Kendisine konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Bu kadar övgüden sonra biraz zor olacak gibi ama evet değerli canlar, hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum ve huzurlarınızda bizleri yalnız bırakmayan ben de bir belediye başkanı olarak iki kişi yan yana geldiğiniz zaman güç buluyorum. Hacı Bektaş Belediye Başkanı'ma sizlerin adına kendi adıma hoş geldin diyorum. Bizimle olmanın ben de inanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü biz birbirimizden güç alıyoruz. Evet, başkanın dediği gibi bundan 11 yıl önce böyle bir etkinliğin oluşumunda katkılarım olduğuna inanıyorum. Çünkü benim ana düşüncem, ana felsefem insanların mutluluğudur. Ben Alevi bir yurttaş değilim ama siz canları gerçekten de bütün yapmış olduğunuz yetkinliklerde, söylemlerinizde sevgiyi, hoşgörüyü dile getirdiğiniz zaman ben inanır mısınız sevgi sözcüğünden, hoşgörü sözcüğünden mutlu olduğum kadar var ya, o iki cümle kelimeyi sevdiğim kadar hiçbir kelimeye sevmiyorum. Sevgi, hoşgörü çok çok benim için önemli. Bugün gerçekten de UNESCO'nun da Hacı Bektaş Veli yılı olarak ilan edilmesini de çok benimsiyorum. Yani ben bu kadar kitaplarda bu kadar sevginin anlatıldığı Hacı Bektaş Veli'den başka kimseyi görmedim. Bir kucağında kuzu, bir kucağında aslan. İkisinden yan yana beraberce yaşamanın mutluluğunu ifade edercesine sevginin, saygının, beraber yaşamanın ne kadar büyük olduğunu anlatmaya çalışan gerçekten de benim için büyük insan. Ve onu anmak, onu günün, yılın, UNESCO'nun değerleri doğrultusunda değerlendirip
bana göre iyi bir şekilde anımsamak hepimizin, yani insan olanın, ben iyi bir insan olmak istiyorum diyenin bana göre büyük bir sorumluluğudur diye düşünüyorum. O bakımdan Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı'nın bu etkinlikleri yapmasında onlara katkı sağlamama gibi bir düşünce asla ve asla olamaz. Onları kutluyorum. Kutluyorum çünkü bizler bir araya geldiğimiz zaman, bizler yapmış olduğumuz anlat törenlerinde, etkinliklerde ancak birbirimizi var ya anlayabiliyor, birbirimize karşı derdimizi anlatabiliyoruz. Bir mutluluk ortaya koyuyoruz. O da var ya, bana göre bizlerin daha uzun yaşamasını oluşturur diye düşünüyorum. Bu etkinliklerden hiçbir zaman, bu anmalardan hiçbir zaman uzaklaşmayalım. Ne olursa olsun, evet geçen sene bir pandemi süreciydi. Evet Allah bizi bu felaketlerle karşılaştırmasın. Hepimize sağlıklı bir yaşam oluştursun. Felaketlerle karşılaşmayalım. İşte bugün Malavgat'ta 4 köyde inanır mısınız yangın var. İçimiz yanıyor. İçimiz. Geçen sene sağlık çalışanlarına kaybettiğimiz çalışanlarımız, kaybettiğimiz insanlarımız mutlaka bizleri üzüyor. Ama üzülmek bir yana, bu etkinlikleri anmak bana göre hepimizin daha da yaşam dolu bir oluşumu ortaya koymamızı sağlıyor. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Sizleri seviyorum. Ben her zaman için Datça'da yapılan kültürel etkinliklerin kesinlikle bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Sizlere beraber olmaktan gurur duyuyorum. Bu anlayış etkinliklerimiz hepimize hayırlı olsun diyorum. Hepiniz sağlıklı olun, mutlu olun. Mutluluğunuz da daim olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Gülşah Başkanımıza. Şimdi Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Uçar'ın da dediği gibi etkinliğimize böyle destek verildi mi? Yanımızda özel isimleri gördük mü? Tabii biz daha kendimizi güçlü hissediyoruz. Bu etkinlikler bu şekilde devam ediyor. Etkinliğimize katılan dostlarla biz hep dimdik ayakta durduk. 11 yıldır bu etkinliği bu şekilde büyüttük. Bu senede gücümüze güç katan çok özel bir belediye başkanı var aramızda. Vakfımızın da adını aldığı filimiz Hülker Hacı Bektaş Veli'nin diyarı, evinin olduğu yerin, ilçenin, Hacı Bektaş'ın belediye başkanı Sayın Arif Yoldaş Altıok aramıza katılarak bizlere güç verdi. Şimdi kendisinin konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Sevgili başkanlarım, sevgili dostlar, sevgili canlar, Serçeşme'miz Hacı Bektaş'tan tüm dostlara kucak dolusu sevgilerimi getirdim. Sizlerle birlikte olmaktan, sizlerle birlikte burada bu sohbeti, bu muhabbeti gerçekleştirmekle Hacı Bektaş Belediyesi ve şahsım adına çok mutluyum. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Hünkârın dediği gibi sevgi, muhabbet kaynar yanan ocağımızda. Bu güzel dostlarla bir muhabbet gerçekleştireceğiz 2 gün boyunca. Sevgili başkanım bana ilk söylediğinde, bu sene biliyorsunuz UNESCO yılından dolayı hem Türkiye'nin birçok coğrafyasında hem de dünyada 3-4 tane bölgede, ülkede Hacı Bektaş Veli Anma etkinlikleri organize edecektik. Ama Murat Başkanım'la çok eski dostluğumuz vardı. Dedi ki, başkanım ne olursa olsun Datça'ya gelmeni istiyoruz dediler. Biz de hep şunu söyledik seçildiğimizden bu yana. Hacı Bektaş'a, Serçeşme'ye her yıl 10 binlerce, 100 binlerce can geliyor. Hacı Bektaş'ta mihman oluyor. Hacı Bektaş'ta ibadetini gerçekleştiriyor. Hacı Bektaş'ta nefes alıyor, orada muhabbet ediyor. Biz de şöyle söz verdik seçildikten sonra. Bu canlar yıllardır, yüzyıllardır Hacı Bektaş'a geliyorlarsa biz de Hacı Bektaş Belediyesi olarak gücümüzün yettiğince onların bulunduğu coğrafyada, onların bulunduğu ilde, ilçede birlikte olmak, onlara Hacı Bektaş'tan bir selam getirmek bizim boynumuzun borcu diye düşündük. Ve gücümüzü yettiğince de bu tür etkinliklerimize katılmaya çalışıyoruz. Çok mutlu oldum. 2 gündür çok güzel sohbetler ediyoruz. Hünkârı anıyoruz. Datça'yı konuştuk. Ve bundan sonra da gücümüzün yettiğince
tüm kurumlarımızla birlikte yan yana geleceğiz, omuz omuza yürüyeceğiz, hünkâra hep birlikte hizmet edeceğiz. Evet, bu sene UNESCO Hacı Bektaş Veli yılı. Bu aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı tarafından da Hacı Bektaş Veli yılı ilan edildi. Bu bize bu sene ayrı bir sorumluluk da yükledi. İlk olarak bu pandemiden kaynaklı 2021'in ilk yarısında çok fazla etkinlik yapamadık ama çok hızlı bir şekilde ikinci diliminde bir dizi etkinliklerimiz var. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. 11-12 Haziran'da Viyana Üniversitesi'nde, Viyana Üniversitesi ile Alevi Avusturya ve Hızır Avusturya ile birlikte iki günlük bir sempozyum gerçekleştirdik. Bu gerçekten bir ilklerden biri oldu. Dünyanın en önemli üniversitesinde Hacı Bektaş Veli Enstitüsü de var orada, Alevi Enstitüsü de var. İki gün boyunca akademisyenlerle, kanaat önderleriyle, yol önderleriyle birlikte Hacı Bektaş Veli'yi anlamaya, anlatmaya çalıştık. Ve bunun güzelliğiyle de Viyana'yla bir gönül köprüsü kurduk. Viyana Büyükelçi Meclis Başkanımız 3 gün Hacı Bektaş'a geldi. Onu misafir ettik. Şimdi tekrar Viyana Büyükelçiliği'yle 11. ayda çok güzel bir Hacı Bektaş Veli anma etkinliği daha düzenleyeceğiz. Aynı şekilde Almanya'da birçok kurumumuzla birlikte hünkârı tekrar anlamak, anlatmaya çalışacağız. Yine en büyük şansımızdan birisi UNESCO tarafından Hacı Bektaş Veli yılı ilan edilmişti. Bu senenin son ayı diye planlıyoruz. UNESCO'nun genel merkezinde, Paris'te 198 katılımcı ülkenin daimi temsilcileriyle birlikte bir Hacı Bektaş Veli anması yapacağız. Hünkârı tüm dünyada, UNESCO'nun temsilciliği olan tüm dünya ülkelerinde tanıtımını yapacağız. Tanıtımını derken yani Hacı Bektaş Veli felsefesini ulaşamayan, duymayan birçok inançlara, birçok kültürlere anlatmak için çalışmalar yapacağız yurt dışında. Aynı zamanda yarın hemen İstanbul'a geçeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun önderliğinde 31 Temmuz 1 Ağustos tarihlerinde 3 gün Yenikapı'da milyonların katılacağı çok büyük bir organizasyon gerçekleştiriliyor. 45 sanatçımız, onlarca panellerin olduğu, toplantıların, söyleşilerin olduğu, atölyelerin çalıştığı, resim sergilerinin olduğu 3 gün dolu dolu bir Hacı Bektaş Veli anması yapacağız İstanbul'da. Yine İzmir'de yapacağız, yine Ankara'da yapacağız. Yani 2021 gerçekten bizim amacımız Hacı Bektaş Veli felsefesini gerek yurt içinde gerek yurt dışında daha çok kesimlere, daha çok farklı inançlara, farklı kültürlere anlatmak için bu şansı hep birlikte değerlendireceğimizi düşünüyorum. Ama en önemlisi de tabii ki 58 yıldır yapılan 58. Ulusal, 32. Uluslararası Hacı Bektaş Veli anma törenleri ve kültür sanat etkinlikleri. Yine Hacı Bektaş Belediyesi ve bütün kurumlarımızın katılımıyla gerçekleştireceğimiz anma etkinliklerimizin son aşamasına geldik. 58 yıldır 16-18 Ağustos tarihlerinde yapılıyordu. Ama bu sene Muharrem oruçlarına denk geldiği için biz bunu bir haftaya, UNESCO'yu da anma yılı dolayısıyla biz bunu bir haftaya çıkarttık. 16-22 Ağustos tarihlerinde 58. Ulusal, 32. Uluslararası Hacı Bektaş Veli anma etkinliklerimizi tüm dostlarımızla, tüm paydaşlarımızla, tüm kurumlarımızla, tüm kanaat önderlerimizle birlikte, hep birlikte tekrar anmamızı yapacağız. Bu seneki temamız hem UNESCO tarafından ilan edilmesi, hem Cumhurbaşkanlığımız tarafından ilan edilmesi, ırkçılığa hayır temasını işleyeceğiz bu sene. Hünkârın 72 millete bir nazarda bakınız. Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir. Hiçbir millet ve insana ayıplamayınız sözlerinden
yola çıkarak bu sene tüm dünyada Hacı Bektaş'ta ırkçılığa hayır mesajı vereceğiz. Güçlü bir şekilde vereceğiz. Evet, anlatacak çok şeyler ama sizleri de fazla yormak istemiyorum. Hünkârın dediği gibi bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. İncinsek de incinmeyeceğiz. Bu felsefe 800 yıldır devam etti. Biz de geleceğe teslim edeceğiz. Biz de yüzyıllarca bu felsefeye hizmet etmek için çalışacağız. Gücümüz yettiğince, ömrümüz yettiğince. Beni dinlediğiniz için, beni buraya davet ettiğiniz için, sevgili başkanımla tanış olduğunuz için gerçekten Hacı Bektaş Belediyesi olarak çok teşekkür ediyorum. Hak hizmetlerimizi kabul etsin. İyi ki varsınız diyorum, aşk ile diyorum. Sağ olun. Başkanımı uğurlamadan önce kendisine Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Arkadaşı Şubesi Cem Evi'nin hazırlamış olduğu teşekkür plaketi var. Takdim etmek üzere ev sahibi belediye başkanı olarak Sayın Gürsel Uçar'ı buraya alabilir miyim? Arkadaşlar ben de incinsek de incitmeyelim diyorum, tamam mı? Sevginin, barışın hepimize yaşamımızda çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum ve bu duygularla Hacı Bektaş Belediye Başkanı arkadaşıma, tamam mı, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nın hazırlamış olduğu bir plaketi heyecanlı bir şekilde sunuyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Belediyemizin en güzel yerinde muhafaza edeceğiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz başkanımıza tekrardan. Kilometrelerce uzaktan gelip bizi burada yalnız bırakmadığı için. Şimdi lokma duamızı vermek üzere İnanç Önderimiz Sayın Nazım Elmas'ı buraya davet ediyorum. Bu sene lokmamız Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlandı. Onların destekleri zaten hep vardı ama bu sene lokma desteği de yine bizimleden. Evet, öncelikle sevgili başkanım Arif Başkan, hoş geldiniz sevgili Gülsel Başkanım. Sizler de sevgili Gülsel Başkanım. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Başkanı Murat Başkanımın nezdinde yönetim kurulu emeği geçen bacanlara, o Hacı Bektaş'ın sevgisiyle hoşgörüsü saat 9'da asıl muhabbetimizi gerçekleştirmek üzere cemimiz olacak. Oraya eşliklerimizi eğer gelip katılırsanız daha geniş muhabbetlerimizi, sohbetlerimizi yapma fırsatı bulacağız. Bu sene UNESCO'nun da Hacı Bektaş Veli yılı ilan ediyor olması 2021'i, işte o hoşgörünün, sevginin, saygının dolayısıyla kardeşliğin yılı olarak da değerlendirmek gerekiyor. Çünkü Hacı Bektaş anlayışı, Hacı Bektaş kültürü, Hacı Bektaş felsefesi ve inancı bu temel üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla biz Alevilerde 72 millete bir nazarda bakıyor anlayışıyla, maddesi anlayışıyla pirin söyleyenine cümle canlara kardeşliğin, huzurun, mutluluğun, birliğin, beraberliğin ve bir barış yılı olması aslında savaşların olmadığı, küskünlüklerin, dargınlıkların olmadığı bir yıl ve önümüzdeki süreçlerde bu şekilde yaşamak dileğiyle cümlenize tekrar hoş geldin diyorum. Lokma veren canlarımızın da belediye başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Şöyle bir getirelim lokmamızı sevgili canımız. Dönün şöyle arkanızı dönün. Evet. Sıdkı Nebi Allah Allah diyelim. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Niyazınız nur ola, şah zuhur ola, yiyene helal, yedilene delil ola, dertlerimize derman, hastalarımıza şifa yüce Allah'tan ola. Nimet-i celil, bereket-i halil artı, eksilmeye, taşa dökülmeye, her bir nimetin yolu ola, yene helal, yedirene delil ola. Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa yüce Allah'tan ola. Kazanıp getiren, pişirip dökülenler,
ağrı acı görmeye, Cenab-ı Allah bu lokmaların yüzüsü hürmetine varlığımızı, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, sağlığımızı, mutluluğumuzu, huzurumuzu daim eyleye, Cenab-ı Allah hanelerimizde huzuru, bereketi hiç eksik eylemeye, cümle canlarımızı her türlü kazalardan, belalardan, görünür görünmez afetlerden, güç yetmez bu surbetlerden saklayıp, koruyup bekleye, üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki imamların, 14 masum ufakların, erenlerin, evliyaların, velilerin, nebilerin, kırkların, şu an huzurunda, ruhani huzurunda bulunduğumuz ereninle, himmetiyle, cümle canlarımızın lokması hak dergahına, o Şah İmam Hüseyin'in defterine kaydolmuş olan, duası bizden İnayet Şahı Merdan Ali'den, Şefaat Muhammed Mustafa'dan, kabulü de Yüce Allah'tan ola. Gerçeği ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Cümlenize nur-i iman ola, cümlenize helal-ı boş ola. Aşk ile. Dedemize teşekkür ediyoruz. Şey, protokolün geliyor buraya. Şimdi lokma paylaşımımız var. Hepinize afiyet olsun diyoruz şimdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi sağ olsun her sene destek veriyor. Ses, ışık düzeni, afişlerimiz, hepsini o gerçekleştiriyor. Bu sene bunu da yapmak istediler sağ olsunlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu arada programımız bu akşam az önce dedemizin dediği gibi saat 9'da cemevimizde devam edecek. Yarın akşam geçen sene biz yine pandemiden önce etkinliğimizi planlamıştık. Hacı Bektaş Veli konulu öykü ve şiir yazısı yapmıştık geçen sene. Sonuçları da belli olmuştu. Çocukları ama söyleyin yakmışsın. Planladığımız gibi gitmedi hiçbir şey. Yarın akşam saat 6.30'da Hızır Şah Kilisesi'nde, eski kilisede ödül törenimiz olacak. Geçen yıl yapmış olduğumuz Hacı Bektaş Veli konulu öykü ve şiir yarışmasının ödül töreni ve hemen peşinden kısa bir müzik dinletisi olacak. Akşam 6.30'daki ödül törenimize ve müzik dinletisine de yine hepinizi bekliyoruz. Cumartesi günü ise saat 5'te yine Hızır Şah Eski Kilise'de panelimiz olacak. 2021 yılının UNESCO tarafından Hacı Bektaş Veli yılı ilan edilmesi sebebiyle konu Hacı Bektaş Veli bu sene. Profesör Doktor Dilya Poyraz ve Profesör Doktor Ali Abbas Çınar yine panelist olarak panelimizde yer alacaklar. Pazar akşamı ise Ekrem Ataer ve Udi Yervant'ın yer aldığı amfiteyatroda gerçekleşecek olan ücretsiz halk müziği konserimiz var. Yine orada da sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız. Hepinizi bekliyoruz. Gel zaten bak. Ekmekte götürsene toprak protokol masasına. Bir şeye koy. Şuna koy ekmeğin üstüne koy. Fazla eline kadar. Al iki üç tane götür protokolde. Buraya. Masaya bırak. Götür o. Ekmek. Oraya. Var. Thank you.
Çatalar şurada götürdüler o bir tarafa. Çocukların elinde dağıtıyorlar. Ya. Nerede? Şu kolide, şu kolideki arkadaşlar şu beyazını da herhalde. Nasıl yapmış bunu da? Kalem eniştemin mi? Kaşıklar nerede? Biraz kaşık alayım da o tarafa. O tarafta kal. Orası tamam, orası tamam, buradan gel. Oraya koy bak, oradaki görevler de istedim. Deniz şurada. Kaşık ver. Soldaki sıradan diyor bak. Sol taraftan. Orta taraftan. Sen yemiyor. Allah kabul etsin. Helal olsun. Ayağınıza. Git oradan gel. Tepsi gibi bir şey yok mu? Tamam. Nereye kadar geldi? İsteyen olursa anne. Merhaba.